Evet Tarık, sen girecektin lan. Ben niye giriyorum? Tarık diye ben doluyorsun. Neyse, ben giriyorum. Tamam, sen hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Doğrunun anetiyle başlıyoruz. Ve ilk önceliğimizde noktanın aneti olmasın. Noktanın aneti, kesinlikle. Şimdi öncelikle bir koordinat düzlemimiz var. X, Y düzlemi. Bu koordinat düzleminde arkadaşlar başlangıç noktasına orijin diyeceğiz. Şimdi koordinat düzleminde x ekseninde, yani birinci bileşen apsis, ikinci bileşen ordinat. Ama genelde ben birinci bileşen, ikinci bileşen diyorum. Buna alışmamız lazım. Şimdi herhangi bir noktamız olsun. AB noktası diyelim arkadaşlar. Birinci bileşeni A, yani x ekseni üzerinde aldım. İkinci bileşeni B, y ekseni üzerinde aldım. Şimdi bu A noktasının x eksenine uzaklığı diye bir soru sorulduğunda arkadaşlar. Bakın ne diyorum? X eksenine uzaklığı. Ne olacaktır şurası? X eksen uzaklık. Neyi verecek bana? B'yi. B'yi verecek. Burayı yanlış yazmış. Evet. Burası B olacak. Evet. Y eksenin uzaklığı neyi verecek bana? A'yı. A verecek Y eksenin uzaklığı da. Evet, devam edelim. Şimdi koordinat düzlemimizin bölgeleri var arkadaşlar. Hı-hı. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Trigonometride de girmiştik bunlara. Hı-hı. Birinci bölgede arkadaşlar birinci bileşenimiz ve ikinci bileşenimiz pozitif olmak zorunda. İkinci bölgede birinci bileşen negatif, ikinci bileşen yani ordinatımız pozitif olacak diyoruz. Zaten bunu şuradan da görebiliriz. Y ekseninin orijinin üst tarafı olduğu için. Hı-hı. Üçüncü bölgede x de y de, yani birinci bileşen, ikinci bileşen de x de negatif. Ama dördüncü bölgede arkadaşlar birinci bileşen pozitif, ikinci bileşenimiz nedir? Negatiftir diyoruz. Önce şu noktaları bir koordinat düzleminde koyalım yerlerine. 2'ye 3 demiş. Buradan 2 birim alırsam, buradan 3 birim alırsam noktamız nereye karşılık geliyormuş? Birinci bölgeye. B'ye bakalım. 0'a 1 demiş. Oo, 0'a 1 eksenler üzerinde arkadaşlar. Bakın. Hı-hı. Eğer bir nokta, tabii 0'a 1 burası değil. 0'a 1 şurası değil mi? O kendinde değil. 0'a 1 burası. Evet. Şimdi eğer birinci bileşen 0'sa noktamız hangi eksen üzerinde oluyormuş arkadaşlar? Y ekseni üzerinde. Hı-hı. Yani bize derse ki A noktası Y ekseni üzerindedir dediği zaman X'i 0 olacak. Yani birinci bileşen sıfır. Apsis ne diyoruz? 0 olmak zorunda diyoruz. Hı-hı. Devam edelim. Eksi 3'e 2 noktası demiş. Birinci bileşeni eksi 3, ikinci bileşeni 2. Şöyle alırsak yani hangi bölgeye karşılık geliyormuş? İkinci bölgeye karşılık geliyormuş. Eksi 1'e eksi 3 demiş. Eksi 1 burası, eksi 3 burası. Hangi bölgeye karşılık geldi? Üçüncü bölgedeymiş. F noktası 0'a 0, yani orijinin ta kendisi arkadaşlar. E noktası 2'ye 0 demiş. Bakın 2 burası, 0 burası değil mi? Evet. 2'ye 0. O zaman şöyle bir şey yazalım üstad. Bir nokta x ekseni üzerinde ise ordinatı 0'dır. İkinci bileşen 0'dır diyelim. İkinci bileşen. Apsis, ordinat, everybody koordinat. Vay güzelmiş. Eksi 4'e 2 eksenler uzaklıkları toplamı kaç birimdir demiş. X eksen uzaklığı neydi üstad? 2 değil miydi? Hı hı. Y eksen uzaklığı neydi? Hatta biz bunları mutlak değer için alalım, hı hı, değil mi? Y eksen uzaklığı neydi? Mutlak değer eksi 4'tü. Hı hı. Buradan burası 2, burası 4. Toplarsam ne yapar? 6 birim. Bunu koordinat sisteminde çizerek de çok rahat görebilir değil kesinlikle, mi çocuklar? Kesinlikle. Noktası eksenlere eşit uzaklıkta olduğuna göre. Aa, eksenlere eşit uzak demiş. O zaman bunlar ne olmak zorunda? Mutlak değer C eşit olmak birbirine zorunda. Eşit olmak zorunda. Şöyle yazalım. Hı hı. Buradan ne olacak? 3K eksi 6 eşittir 12. Ne yapıyorduk burada mutlak değerde? 3K eksi 6 ya 12 eşit ya da 3K eksi 6 eksi 12 eşit. Atarsam karşıya 3K eşittir 18, K eşittir 6. Atarsam karşıya 3K eşittir eksi 6, K eşittir eksi 2 diyoruz. Peki. Devam edelim. Noktası ikinci bölgede ise, bu nokta ikinci bölgedeymiş. İkinci bölgedeki bir nokta ne olmak zorunda? Birinci bileşeni negatif, ikinci bileşeni pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Yani birinci bileşen a küp çarpı b kare sıfırdan küçük, a eksi b sıfırdan büyük olmak zorunda. Buradan a ne çıktı? B'den büyük çıktı. Şimdi şöyle şunu unutmayın arkadaşlar. Bir bize verilen harf ifadelerin işaretlerine bakacak olursak kuvveti çift olanların hepsini atın. Daima pozitiftir çünkü. Hı hı. Sonucu etkilemez. Üstü tek olanlarında
Şöyle kuvvetini silin. Kuvvetin bir önemi yoktur. Ne oldu arkadaşlar? A negatif çıktı. A negatifse, bak A negatif. B de bundan daha küçüktü. O zaman ne olmak zorunda? B de negatif olmak zorunda. Bana neyi sormuş? Eksi A, B noktasının hangi bölgede olduğunu sormuş. A negatif, önüne eksi geldi, pozitif. B negatif, hangi bölge oldu üstad? Üçüncü, artıya eksi. Dördüncü. Artı burası, birinci bileşen, eksi burası. Hangi bölgedeymiş arkadaşlar? Dördüncü bölgedeymiş diyoruz noktamız. A noktamız dördüncü bölgede olduğuna göre. Dördüncü bölgede neydi? Birinci bileşen pozitifti, ikinci bileşen negatifti. 4K artı 12 büyüktür 0. K eksi 3 küçüktür 0. Karşıya attım 4K büyüktür eksi 12. K büyüktür eksi 3. Karşıya attım K küçüktür 3. Yani bizim K noktamız neymiş? Eksi 3 ile artı 3 arasındaymış. Alabileceği değerler toplamı demiş. 0. Neden 0? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Hayır, bundan topladım. Sadece tam sayı var. O aralıkta reel sayı var da olabilir ama sonuçta 0 olacaktır. Doğru. Alabileceği tam sayı değerleri toplamı dememişiz. Analitik düzlemde 3K eksi 6, 2K eksi 8 noktası x ekseni üzerinde ise, x ekseni üzerinde ise y'si ne olmak zorundaydı? 0. Y 0 olmak zorunda. 2K eksi 8 eşittir 0 ise 2K eşittir 8, K eşittir 4. K yerine 4 yazarsam arkadaşlar, A noktası 12 eksi 6'dan 6, burası 0. Noktasının orijine uzaklığı demiş. Bak, 6'ya 0 burası. Hı hı. Orijine uzaklığı ne olacak o zaman? 6 birim. Evet, bu noktamız 4. bölgede ve eksenden eşit uzaklığıdır. 4. bölgede ise ne oluyordu üstad? X'i artı şöyle, y'si x'i. Evet. X eksi 2 ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük. Yani x 2'den büyük olacak. Y artı 2 ne olmak zorundaydı? Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük. Y de ne oluyor o zaman? Eksi 2'den küçük oluyor değil mi? Şimdi eksenlere uzaklıkları eşit demiş bana. Hı hı. O zaman ne diyeceğiz? Mutlak değer x eksi 2 eşittir. Mutlak değer y artı 2 diyeceğim. Doğru. Şimdi x eksi 2 ne olmak zorundadır? Daima pozitif olmak zorunda. Çünkü neden arkadaşlar? 2'den büyük olduğu için. O zaman böyle çıkartıyorum. Aynen. Y artı 2 de eksi 2'den küçük olduğu için y negatif olmak zorunda. Eksi y eksi 2 olacak demektir. Önüne doğru, eksi gelerek çıktı. Buradan düzenlersek. Bunu buraya aldım. X artı y eşittir. Eksi 2'ler gitti. 0. X de y'nin toplamı 0'mış. Yazdım buraya 0'ı. Ama bunları bilmiyorum. Hı hı. Ama x 2'den büyük, y de eksi 2'den küçükse bu daima pozitif. Buna bakalım. Y negatif, x pozitifti. O zaman burası ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. X eksi y... Kardeşim girmeyin böyle stüdyoya, girmeyin. Yani... Boş ver. Bütün konsantrasyonun bozuldu. Artı x diyorum. Evet. Ne olur buradan da 2x eksi 3y olacaktır diyorum. Burada x artı y 0 olduğu için atıyorum x yerine eksi y yazıp buna eksi yazalım. 5y ya da burada y gördüğümüz yere eksi x yazıp 5x de bulabiliriz. Yani şıklarda şöyle bir ifadeyi görebiliriz arkadaşlar. Y eşittir eksi x dersek 2x artı 3x'ten 5x ya da eksi 5y'yi ne yapabiliriz? Şıklarda herhangi bir tanesini görebiliriz. İki tane olmadı değil mi? Tamam. B noktasını vermiş. 0 6 noktası. Yani şurası ne olacakmış üstad? 6 birim değil mi şurası? Hı hı. Evet. Bana neyi sormuş burada? B, O, A, C alanını sormuş. Rezalet yani. Evet. Şurası kaç birim? 10 birim. 10 birim. Şurada bir ikizkenar var. Aynı zamanda dik. Evet. Şuradan bir dik alsak burası 6 mı? Evet. Şuraya x desem. Evet. Burası x artı 6 mıdır? Evet. Çünkü bunlar eşitmiş. Yap. Burası 10 ise burası 10. Doğru. Ne olabilir şimdi bu? 5, 12, 13 olabilir mi acaba? 5, 10. 12. 5'in 2 katı ne diyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Yok. 3, 4, 5 olmaz. Alalım karesini hadi ya. Tamam. X kare artı 12x artı 36 eşittir 100 artı x kare. X kareler gitti. 12x eşittir at karşıya 64. 12'yi 4'e böl 3. 4'e böl 16. X eşittir 16 bölü 3. Bize neyi soruyor bu vatandaş? Alanı sormuş değil mi? Şimdi alt taban şurası x artı 6 değil mi? Hı hı. Yani 16 bölü 3 artı 6. Artı üst taban 6 çarpı yükseklik 10 birim bölü 2. 12, 36, 52 çarpı 10 bölü 6.
52 çarpı 10 bölü 6. 2'ye böl 3, 2'ye böl 5 ne yapar bu da? 260 bölü 3. 260 bölü 3. Tabii yanlış yapmadıysam. Yanlış yapmışımdır ben. Kağıda uygun. Evet, iki nokta arasındaki uzaklık her zaman karşımıza gelecek. Pisa arkadaşlar, türevde de karşımıza çıkacak. Hatta diyecek ki bu iki nokta arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soracak. O zaman yapmanız gereken bu formülü yazıp türev bulmak. Türev almak. Değil mi sonrasında? İki nokta arasındaki uzaklığı şöyle buluyoruz. Diyelim ki A, B noktaları arasındaki uzaklığı bulmak istiyoruz. Diyeceğiz ki arkadaşlar A, B arasındaki uzaklık eşittir. A'nın ve B'nin apsisleri farkının yani birinci bileşenlerin farkının karesi artı ikinci bileşenlerin farkının karesi diyerekten ne yapıyoruz arkadaşlar? Şeyi gösterelim. Tamam gösterelim. Şimdi A noktamız burası olsun arkadaşlar. Yani şurası x1, şurası y1. B noktamız da burası olsun. Burası x2, burası y2 olsun. Şimdi bize sorulan ne? Şu uzaklığı soruyor bize. Hı hı. Bakın burada bir üçgen oluştu. Dikkat ederseniz. Hı hı. Dik üçgen oluştu. Şurası nedir? X2 eksi x1. Burası nedir? Y2 eksi y1. Alın size Pisagor. Değil mi? Evet. Karelerinin toplamı. Noktasının orijinal uzaklığı. Arkadaşlar bir noktanın orijinal uzaklığını şöyle yazabilirsiniz. Diyelim ki AB noktasının orijinal uzaklığını bulacaksınız. A noktasının orijinal uzaklığı eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi. Esasında biz burada şunu yaptık. A eksi sıfırın karesi artı B eksi sıfırın karesini yaptık. Orijin sıfıra sıfır olduğu için X2 ve Y2 sıfıra evet. Sıfır oluyor. Şöyle yaptığımız olay bu. Hı hı. Şimdi demiş ki bana noktasının orijinal uzaklığı. Karesini alıyorum. 2A kare artı 3A kare eşittir neymiş? 75 birimmiş değil mi? Orijinal uzaklığı 75 birimse. 75'in karesi. 75'in karesi diyelim. Buradan ne yapacaktır? 5A kare eşittir. 75 çarpı 75 diyelim 75 ona. 75 çarpı 75. Bak bunlar gitti. Ne kaldı burada 5'e bölersem? 15. 75 nedir? 25 çarpı kaçtır? 15 çarpı 5'tir o da. 15 çarpı 5 olarak yazdık. Hı hı. A kare 15 çarpı 5 ise A nedir? 15 kök 5. Evet. Ya da eksi 15 kök 5 değil mi? Ha, doğru. A'nın değerler çarpımı kaçtır demiş bana. A'nın değerler çarpımı kaç olacaktır? 225 çarpı 5 1025. Eksi 225 çarpı 5 eksi 1125. Al bakalım. Evet. AB noktasının BC arasındaki uzaklıklar birbirine eşitmiş. A'nın AB ile BC arasındaki uzaklıklar birbirine eşitmiş. Hemen yazalım. A ile B arasındaki uzaklığı yazıyorum. 7 eksi 6'nın karesi yani 1'in karesi artı K eksi 3'ün karesi K eksi 3'ün karesinin kare kökü eşittir. BC 3 eksi 7'nin karesi yani eksi 4'ün karesi o da nedir? 16'dır değil mi? Hı hı. Yazabilirim direkt. Artı 6 eksi K'nın karesi K eksi 6'nın karesi de yazabilirim. Değişen bir şey olur mu? Her iki tarafın karesini alırsam arkadaşlar kare kökler kalkacak. 1 artı k kare eksi 6k artı 9 eşittir 16 artı k kare eksi 12k artı 36 k kareler gitti. Eksi 12k'yı buraya aldım artı 12k olarak geçti 6k oldu. Burada ne var 10. Karşıya attık 6 olarak geçti. Hı hı. Yani eksi 10'un oldu toplarsak 6. 36 da burada var ne yaptı? 42. 42. 6'ya bölersem ilk tarafı k eşittir 7. Var mı? Varmış. Evet. AB arasındaki uzaklık 11 mm olduğuna göre K değerleri çarpımı kaçtır? Hemen yazalım. 10'un karesi eşittir. Eksi 6 eksi 2. Yani eksi 8'in karesi 64. Artı 3 eksi K'nın karesi. Buradan yazalım mı direkt? Evet. Şöyle bir şey yapabilir miyiz üstad? Burası 8'in karesi oldu. Burası da 6'nın karesi olacak değil mi? 10'un karesi olduğuna göre 6, 8, 10. Ya da eksi 6'nın karesi. Ya da eksi 6'nın karesi. O zaman şöyle diyelim. 3 eksi k'nın karesi eşittir. 6'nın karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Bu ne oldu? Mutlak değer 3 eksi k eşittir 6. Evet. Buradan ne olacak arkadaşlar? 3 eksi k eşittir 6. 3 eksi k eşittir. Eksi 6. Hızlı değiliz değil mi? No. Buradan k eşittir. Eksi attım 3. Karşıya. 3 buradan eksi 3 çıktı. Buradan da k eşittir 9 çıkmış oldu. Çarpımlarını sormuş. Eksi 27. Ve